Programımızın bu bölümünde operatör Doktor Hüseyin Kandulu bizimle birlikte olacak. Estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi ve tabii ki benim en sevdiğim şey bir yaptırana sor. Bir yaptırana sormak için bana da sorabilirsiniz. Bu bölüm benim bölüm. Sıkıntı yok çünkü zayıflama deyince. Zayıflamaya çalışan ben yine her zaman olduğu gibi. Bugün ne konuşacağız? Ultrasonik liposuction konuşacağız. Ben buna bazen işte Vaser diyorum, bazen 3D diyorum. Bazen böyle bir şeyler yani işte bu liposuction'ın gelişmiş hali diyorum. Amerika'da son uygulanan diyorum falan filan. Yani dediğim çok şey var ama aslında yöntem aynı yöntemi anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Vücut heykel tıraşlı. Ruhat Hanım'la da bunu konuşacağız. Şimdi az sonra göreceğiz göbeği. Göremeyeceğiz göbeği daha doğrusu. Gitmiş bir göbek. Şimdi konuşacağız bunların hepsini ama öncelikle şunu hatırlatayım sizlere. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Aşağıda numaramızı görüyorsunuz zaten. Merak ettiniz. Her şeyi sorabilirsiniz bize. Programla ilgili, Hüseyin Hoca ile ilgili, Ruhat Hanım'la ilgili, kazanın rengiyle ilgili, gözümüzün rengiyle ilgili her şeyi konuşabiliriz sizinle. Instagram, Twitter, Facebook konuşmayı sevmeyip yazan ve yazmayı sevenlerdenseniz de bize ulaşabileceğiniz yöntemlerimizdir. Önce hocaya soracağım. Bu ultrasonik liposuction son dönemde çok süksesi var. Evet. Nedir diye sorayım size. Şimdi ultrasonik liposuction'ın en önemli özelliği klasik liposuction'a göre iyileşme döneminin daha süratli olması. Bunun teknik detayları var. Teknik detaylar içerisinde ultrasonik bu cihazla yaptığınız işlemde hiçbir dokuya zarar vermeden yağ hücrelerini istediğiniz gibi eritebilmek, şekillendirebilmek ve vücuttan uzaklaştırabilme özelliğinin mevcut olmasıdır. Dolayısıyla biz eskiden çalışamadığımız birçok yerde rahatlıkla çalışıyoruz. İstediğimiz şekilleri rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz. Ve hastaları mutlu ediyoruz Ruhat Hanım gibi. Ruhat Hanım'la çok şey konuşabiliriz ama kendisi teşekkür ediyorum buraya katıldı. Biz de birazdan görüşlerini paylaşacak. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ultrasonik liposuction'la high def mid def yani vücut heykeltıraşlığı, vücudu şekillendirmek gerçekten olması gereken ideal yapıya ve sportif atletik görünümlere kavuşturmak mümkün. Ancak herkes de bunu yapar mıyız? Herkes de olabildiği kadar mevcut vücut yapısını değerlendirip kimde neyi ortaya çıkarabileceğimizi veya ek prosedürler gerekiyor mu? İşte germe operasyonları gibi prosedürler gerekiyor mu? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Şimdi karın germe de var Ruhat Hanım. Evet. Az sonra ben bir içeride kendim muayene ettim. Doktorun muayenesinden çok ilgilenen hastanın muayenesi hastaya daha iyidir her zaman söylüyorum zaten. Benim en sevdiğim şeydir bayağı da sıkı. Onu evet. Çok kıskandım. Ben göbeğime yaptırmadım çok pişmanım şu anda. Bir tek göbeğime yaptırmadım ondan da çok pişmanım. Gerçekten bu arada bu bayağı hani şey kadınlar vardır ben her zaman söyleyeyim derdimizi. Biz spor yaparız, istediğiniz her türlü yürüyüşü yaparız, paranla deha atarız ama biz hep şişmanlığımızla da zayıflığımızla da maalesef o bölgelerden hiçbir şekilde kilo veremeyiz. Yani küçültemeyiz çok net olarak söyleyeyim. Bazı bölgeler öyle. Evet. Şimdi mesela benim, hangi bölgelere yapılıyor? Biraz önce buraya programımıza gelmeden önce muayene ettiğim bir hastam 52 kiloydu. Şaşırırsınız. Tabii, yani hani 52 kilo bir genç bayanın ne işi olur diye düşünebilirsiniz. Ama oluyor evet. Çünkü yok, ben de 57 kiloyum ve aynı problemlerim var. Bölgesel yağlanmadan kurtulmak çok zor. Evet. Bunu artık bilim de tıp da kabul etmiş. Yani bu işle, kilo verdirme işiyle uğraşan insanlar da kabul etmiş durumda ve bunu söylüyorlar. Yani belli bölgelerdeki yağları uzaklaştırmak çok zor. Tabii biz de bunu yapıyoruz. Yani hem bunu uzaklaştırabiliyoruz hem de istersek şekillendirebiliyoruz. Ruhat Hanım burada olduğu için şunu söylüyorum. Her yaşa uygulanabilir. Her yaşa uygulanabilir. Eğer hastanın mevcut durumu uygunsa bu yöntemi yani ultrasonik liposuction'ı 50 yaşındaki de bir hasta uygulayabilirsiniz, 60 yaşa da uygulayabilirsiniz. Ama bizim çoğunlukla uyguladığımız sizin gibi genç hanımlar aslında. Evet. Çünkü güncel hayatta en büyük sorun şu, çalışıyoruz, spora daha az zaman ayırıyoruz. Spora çok zaman ayırsak da işte belimizden, basenimizden veya bacak içinden kurtulamıyoruz. Yok, aynen. Ben yani bu grubu, bir saat yaptığım zamanı evet. biliyorum. Yok, orası o bölgeler her zaman kalıyor. Bu grubu bir de şuna ayırıyorum ben ultrasonik liposuction için ve bu yöntemi seçen insanların kim olduğunu anlatabilmek için. Bir de
sportif insanlar var. Bunlar erkek veya bayan hatlarını daha belirgin hale getirmek isteyen, daha çok ortaya koymak isteyen kişiler. Bu hatlar neler? İşte kol adalesinin hatları. Erkekte göğüs veya karın kaslarının hatları. Bayanda orta hat, yan hatlar veya beldeki oyuk, kalçanın hafif bombeliği. Şimdi bunlar olması gereken çizgiler. Vücuda üç boyutlu baktığınız zaman istediğimiz, hedeflediğimiz noktalar. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Bir ultrasonik liposakşından bahsediyoruz. Hastalar veya izleyiciler merak ediyordur. Ya bu işlem kaç seans, nasıl? Hayır, bu seanslık bir işlem değil. Bu tek seans. Bu bir operasyon. Bu bir ameliyathane ortamında gerçekleşiyor. Ama herhangi bir kesi yok. Birkaç küçük delikten gerçekleşiyor. Gövdenin ön bölgesinde en fazla görünmeyen 3 veya 5 delik olabilir. Bir ay sonra da bitiyor zaten o kırmızı. Evet, bunlar bitiyor. Arkada 3 veya yine eğer bacakta çalışacaksanız gizli bölgelerde 5 delik olabilir. Bu küçük, biz tabii tıp dili kullanmak istemiyorum ben programlarda, küçük insizyon diyoruz. O 3-4 milimlik deliklerden önce özel solüsyonlar veriyoruz. O solüsyonun ardından bu ultrasonik cihazla girip içerideki yağları eritiyoruz. Aslında burada teknik bir takım detaylar var. Çünkü her bölgenin yağlanması, yağın sertliği, yumuşaklığı, yaptığımız işlemi, vereceğimiz enerji miktarını ve oluşturmayı hedeflediğimiz noktayı da bizim kullanacağımız yöntemi etkiliyor. Ameliyat bir resim çizer gibi geçiyor. Hastayı sürekli çeviriyoruz, vücut hatlarına bakıyoruz, yan yatırıyoruz, bel oyuğu yeterince oldu mu? İzleyenler bir denesinler, yan yatsınlar. Yan yattıkları zaman esas belin nasıl daha içeride olduğunu görecekler. O zaman beli keşfederler. Yoksa düz durduğumuz zaman ne yazık ki hepimizde bir yağlanma olduğu için o ince beli göremiyoruz. Erkeklerde şu bölgede, inanamazsınız, şu kolun arka çizgisiyle meme kenarında o kadar yağlanma var ki. Memede de. Memede zaten oluyor. Memede zaten oluyor. Hani burayı insanlar bilmiyor. Oradaki yağı aldığınız zaman bir anda üçgen bir vücut ortaya çıkıyor. Hem teknik detayda bir resim gibi vücudu bilmek, onu okuyabilmek, hangi gölgenin nerede olacağını bilmek gerekiyor. Daha sonra da bunu teknolojiyle birleştirip ortaya güzel sonuç çıkarmak. Şimdi sizin göbeği tabii bakacağım ben. Yalnız şunu da söyleyelim, hoca katılacak mı bilmiyorum ama kötü yapılmış eski liposakşınları da revize etmek isterseniz eğer bu operasyon birebir. Çünkü ben böyle bir şey yaşamıştım. Onun için kendi izleyicilerime bunu söylemek istedim açıkçası. O çok önemli bir şey. Çünkü liposakşın maalesef 10 sene önce yapılan liposakşın en iyisi dahi dalgalanma oluyordu vücutta. Vücutta problem bırakıyor. İşte onları almak için de bu yöntem çok iyi, birebir size söyleyeyim. Göbeğe bakalım. Görebiliyor musun Burcu, yoksa öne mi geçsek? Orada gördüm. Bir dakika, gelin. 38 ama yani hakikaten ama 44'ten indi. Ooo maşallah. Şimdi, ne kadar kilo, kaç kilo gitti? Biz yapılan operasyonda tabii biraz önce anlattığım gibi her yaşta yapılabiliyor. Ruhat Hanım'daki hedefimiz onu o vücudunda ağırlık yapan, karnında kat kat olan öbek öbek yağdan kurtarmak ve sosyal yaşantıda daha rahat bir hale kavuşmasını. Yani çok aşırı 20'li yaşlardaki genç vücut hatlarına kavuşturmak değil. Mümkün olduğunca küçültmek, sarkmalardan ya kurtarmak. Ya görebiliyor musunuz bilmiyorum sanki. Bakın şöyle göstereyim size elimle. Bu kadarcık. Çok sert. Evet. Çok sert. Yani birazcık şöyle açabilir miyim gibi. İzin var mı? Çok özür dilerim. Bu kadar. Bakın. Bakar mısınız nasıl sert, nasıl güzel? Vallahi doğum var mı sizde hiç? İki tane, işte o da çok önemli. Çünkü doğumlardan sonra benim hep böyle göbek gördüğüm doğum şey. Olduğu için karın kaslarında... Buraları yapıldı mı? Yapılmadı. Onlar da yapılacak. Onu da yaptırıp gelsin. Yaparken biz çekelim mi onlara? Tabii. Çünkü hiç kan falan çıkmıyor bu arada. Çok rahat çekilir. Ay hocaya da daha şey anlatmak ne güzel. Ben programdan ayrılıyorum sizinle birlikte. Valla hocam da baş başa iki yaptırmış. Gören gelmez bize. Yok bir şey söyleyeyim çok mi? Çok kilolu gösteriyor bu televizyonlar. Monitör birazcık öyle ama açıkça söyleyeyim size gerçekten çok incecik. Bilmiyorum, bana da mesela diyorlar ki çok şişman çıkıyorsun, halbuki gerçekten 36 derece. Televizyonda şişman çıkıyoruz ama şöyle bir şey var. Mesela benim vücudum üstler yine 40,
40. Burası 44 bedendi. Of. Şu bölgede. Biz dengeyi yakaladık. Biz o biraz da dikkat edip kilo verince çok 38'e düştü. Zaten herkes bir dikkat edip kilo veriyor. Evet. Sözünüzü kesmiştim. Çok özür dilerim. Bir şey söylüyordun hocam ve de önemliydi. Şeye dönecektim. Yani kişiye göre hareket etmek gerektiğine ve doğumdan sonra ultrasonik liposakşının bazen karın germe ile birleştirilmesi gerekebileceğini anlatacaktım. Çünkü doğum çok kutsal bir şey. Harika bir şey. Ben de genç bir baba olarak bunun mutluluğunu yaşıyorum. Çok tatlı İnsanın, görüyorum Instagram'da. Evet öyle. Herkesin kendi yavrusu güzel. Gerçekten öyleymiş. Yani bunu şey yapamıyorsunuz. Ama ben eşime sevgilerimi iletiyorum. Yani, İsyanımı yapacak mısınız gerekirse? Gerekirse yaparım. Hani isterse tabii ki. Öyle şey değil. İsyan Hanım'ın hakkını ben kullanıyorum. Ay şimdi içimden onu dedim demeyeyim yayında. Hakkını biz kullanıyoruz Esra Hanım. Ben, ben sadece şey için işte bir o annelik kutsal bir şey bana böyle güzel bir mutluluğu yaşattığı için eşime teşekkür ediyorum. Yani o babalık maşallah duygusu çok farklıymış ama annede de ne yazık ki karında deformite oluşturuyor. Bu da anneye bebeğin hediyesi. Göğüs ve karın deformitesi. Herkeste farklı oluşuyor. Önceki vücut yapınıza göre annede farklı şeyler oluşuyor ama ultrasonik liposuction deriyi çok iyi sıkılaştırır. Dolayısıyla küçük sarkmalar, hani liposuction'dan sonra içi boşalan deri sarkar mantığı ultrasonikte tam terstir. O kadar güzel boşaltırsınız ki deri kaslara yapışır, hatta kas hatlarını ortaya çıkarır. Onun için bu kadar sert. Evet, kombine yapıldığı için. Gerçekten hiçbir şey yok ya, bu tutulamıyor. Ay tutulamıyor, ay çok ancak sinir bozucu, kıskandırıcı bir durum. Hastanın eğer bir annelik olayını yaşamışsa karın kaslarında ciddi bir deformite olabileceğini ve karın kaslarını içeriden toparlamak sanıyorum gerekebileceğini. Sanıyorum o var değil mi Murat Hanım? Evet. Dolayısıyla biz onu ikisini kombine etmek durumunda kaldık. Zor muydu? Çok hemen kolay. Sosyal hayatınıza döndünüz mü? Tabii canım mi? Sadece o şey yani şu derinin kesip dikiyorlar ya. Şöyle. Evet, evet. Üç gün falan böyle yaşıyorsunuz, yatıyorsunuz V şeklinde. Onun haricinde hiçbir ağrı hissedilmiyor zaten. Zaten hiçbir ağrı yok. Hiçbir estetik operasyon. Estetik ameliyatlar için ağrı bence ortadan kalkan bir komplikasyon. Tabii. Yani hani öyle bir komplikasyon yok gibi bir şey. Bu şundan kaynaklanıyor. Teknoloji, yani hastaneler, kullanılan ilaçlar, anestezi maddeleri. Hasta hem çok konforlu uyutuluyor hem çok konforlu uyanıyor ve uyandıktan sonra da aynı iyi ilaçlarla devam ediyor. Ama tabii ki cerrahın kullandığı dokuya saygı, yani atravmatik yöntem çok önemli. Siz dokuya inanın bir çiçek gibi yaklaşmak zorundasınız. Dokuyu ameliyat içerisinde kullandığınız aletler ne kadar narin, ne kadar iyi olursa iyileşme dönemi de hastada o kadar ağrısız bir iyi oluyor. Dolayısıyla her ameliyatta atravmatik yöntemler çok önemli. Ben gerek göğüs ameliyatı gerek karın ameliyatı ağrısı olan hasta pek olmadı diyebilirim. Yani iddialı konuşmaları da çok sevmiyorum ama bu ameliyatlarda %99 hasta çok rahat geçirdim der. Çok rahat tabii geçirdim işlerine der. İşlerine geri dönüyorlar değil mi? Yani evet. 2 gün sonra falan işine geri dönüyorlar. Ultrasonik liposakşında yatırmıyoruz hastayı. Hastanede yatırmıyoruz. Yani veya bir gece yatırıyoruz. Ama bu da şuna göre değişiyor. Bu işlemi gıdıdan başlayarak ayak bileğine kadar yapabiliyorsunuz. Genç kızlar dahi bazen işte bot giyemiyorum. Ayağımda, bileğimde yağlanma var diye söylüyor. Şimdi bu birazcık genetik yapı ile ilgili kas muayenesi yapmak gerekiyor. Bazen onlar yağ zannettikleri şey kasla da karışabiliyor ama eğer orada gerçek bir yağlanma varsa bunları giderebiliyorsunuz. Böyle bölgesel çalışmalarda hasta sabah oluyor, akşam evine gidiyor, korsesini giyiyor. Bölgesel işlemlerde ultrasonik liposakşın korse süresini de kısaltıyor. 2-3 hafta yeterli oluyor. Ama tüm vücut şekillendirmede yani mid-def, high-def ameliyatlarında hep ayırıyorum biliyorsunuz. Çünkü 3 kategoride geçiyor bu. Bu baklava yapan değil mi? Evet. Baklava yapıyorsanız şöyle düşünün. Yıllarca spor salonuna gidip elde etmeniz gereken bir vücudu 4-5 saat içerisinde elde ediyorsunuz. 3 kağıtla elde ettiniz. Sonucu 3 kağıt gibi değil ama. Ha, tamam. Sonuç gerçek. Demiyorum ben. Sonuç gerçek. Hiç çalışmıyorsun ve elde ediyorsun. Aynı güzel bir şey. Ama korumak zorundasın. Bir haftada istirahat gereksin.
Çünkü gerçekten vücuttan tüm yağı uzaklaştırıyoruz. Evet. Yani çok bu zor bir şey. İnsanlar bunu yaptırıyorlar son dönem. Böyle işte ah çok çalıştık tam dizimize hazırlanırken falan diyorlar ya, aslında öyle değil, bu operasyonlara başvuruyorlar. Ben şimdi biliyorum da onlar söylemedikleri için söyleyemiyoruz. Hocanın hastalarından da bildiklerim var. Karşılaşıyor hocam hiç zaten hiç. Karşılaşıyoruz. Yok, evet. Siz mi yaptınız hocam diyorum, çok güzel baklava. Ben diyor yorum yapmıyorum. Halbuki ben içeride konuşmuşum zaten onunla. Almışım bütün dönemleri. Öyle yani hayat o kadar. Gerçekten de kolay ve güzel oluyor. Açıkçası hemen bir günde kaslarınıza kavuşuyorsunuz. Şey için de öyle aslında. Hemen biraz şişkinlik yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Ultrasonik liposakşın ama mutlaka. 3 hafta sonrasında hemen görüyorsun. Biraz onda ödem durumu var açıkçası. Var var. Burada önemli olan hastaya operasyonu hazırlamak, hastanın ne istediği ve ona tüm bunları anlatmak. Haydef ameliyatların özel masaj yöntemleri var. Hı hı. Yani hastanın operasyondan sonra uygulaması gereken veya uygulatması gereken ilk 10-15 günlük süreçte bir lenf drenaj masajı diye söylediğimiz özel masajlar var. Şimdi tüm bunları izah ediyoruz hastaya. Tüm bunlara uyulduğu zaman her şey yolunda gidiyor. Yolunda gidilmezse en önemli yaşayacağı hastanın sorun ödemin daha uzun sürmesi. Aman ne olacak? Canım 3 hafta olmasa 5 hafta olsun. Çok teşekkür ederim. Aslında soracağınız çok soru oluyor bu tip durumlarda. Evet. Ama gerçekten telefon açın. Bu arada Instagram'dan yazabilirsiniz. Bize her şeyi yazıyorlar. Tamam. Hatta bazen bizi de tagliyorlar ya da doktorlarımıza tagliyorlar. Instagram'dan her türlü sorunuzu sorabilirsiniz bütün doktorlarımıza. Bir kez daha hatırlatayım sizlere. Twitter, Facebook'ta kullanıyoruz. Tabii numarayı da kullanıyoruz. En eski haberleşme şeklidir telefon. En güzelidir. Ben bir ses duymak isterim. Burada sorulan her şeyi bir daha sormak isterim açıkçası kendim yaptıracağım zamanlarda. Bana Facebook'ta soruyorlar. Bu gençliğin, inceliğin sırrı ne diyorlar? Ben de diyorum Hüseyin Kandu. Çok insan öyle oluyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. O zaman hemen tekrar tanıştıralım. Operatör Doktor Hüseyin Kandulu bizimle birlikteydi bu dakikalarda. Estetik plastik, rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Kendisi Ruhat Hanım da rekonstrüksiyona girmiş hastamızdı. Bir kez. Ay soyadınız ne? Ben hep unutuyorum. Ata Özden. Ata Özden, tamam. Ruhat Ata Özden, soyadınızı da söyleyelim efendim. Tabii. Eski gazeteci, bizim bu işlerimize çok yakın ve yeni hastamız. Öyle diyelim. Eski gazeteci, yeni hastamız. Siz de ekran başındasınız. Siz de eminim dinlediğinize ihtiyacınız var yok bilmiyorum ama sonuç olarak bilmeniz önemli. Yenilikler neler yapılabiliyor Türk hekimleri tarafından da. Tabii ki bunları her zaman söylemeye ve söyletmeye devam ediyoruz. Tüm hekimlerimize programımız tüm hızıyla devam ediyor.